Bu kurun kenarında yıkık dinse, tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız derinler. Atatürk'ün adını Işık olarak koyduğu ve Feyziye Mektepleri Vakfı'nın Işık Okulları'ndan Işık Üniversitesi'ne uzanan köklü ve çağdaş eğitim geleneği, ülkemizin fikri hür, vicdanı hür, aklı ve bilimi rehber edinen Atatürkçü mezunlar vermeye devam ediyor. Işık Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübümüzde üniversitemizin bu çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Şimdi sözü Işık Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emine Dal'a bırakıyorum. Günaydın, sesimi alabiliyor musunuz? Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanlarım, kıymetli hocalarım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin 97. yılını doldurduğu bu kutlu bayramda 100. yılına yaklaşmış bir demokrasi serüveninin içinde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Demokrasi, milletimizin ana damarlarından biri olma konumuna ulaşmaya yaklaşırken unutulmamalıdır ki şu an içinde bulunduğumuz şartların bedeli 100 sene evvel atalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla, canlarıyla ödenmiştir. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, herkesin elini taşın altına koyduğu, adına Kurtuluş Harbi dediğimiz direniş, milletimizin esaret altında olamayacağının en büyük kanıtıdır. Fakat bizim tek savaşımız topla tüfekle değildi. Biz ekonomik açıdan çökmüş, eğitim ve sosyal anlamda çağının gerisinde kalmış bir toplumla iktisadi ve çağdaşlaşma mücadelesi de vermiş bir milletiz. Bugün bile diğer milletlere kıyasla bizler için ilerlemek çok daha kolay olmalıdır. Çünkü bizim ulu önderimiz Atatürk'ün öğretileri her zaman bir kılavuz niteliğinde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Onun gibi kendi zaman sınırlarını aşarak canlılığını sürdüren bir lidere sahip olmanın ayrıcalıklarını saymakla bitirebileceğimizi düşünmüyorum. Atamızın öğreti ve emanetlerine sadık kalmak ve onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürümek bizleri çağın önce gereklerine ardından da ilerisine ulaştıracaktır. Ona ve onunla bu vatan için canını, ömrünü feda eden herkese minnettarız. Bizler her zaman galip gelmiş yüce Türk milleti, bizler atamızın cumhuriyeti, yarınları emanet ettiği bütün ümidi olan gençlik. Atamıza sözümüzdür ki, günü gelir de aynı şartlar hasıl olursa, onun zamanını aşan liderliği ışığında aynı savaşları vermekten
ve mevzu bahis vatansa canımızı bile feda etmekten asla geri durmayacağız. Bizler Atatürk'ün gençleri, bize emanet edilen her şeyin yılmaz bekçileriyiz. Bize bağlanan her ümidin yeşerip çiçek açacağını, konu ne olursa olsun atamızın bize olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmayacağımıza söz veririz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Ulu önderimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum. Emine Dal'a bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere sözü Öğrenci Konseyi Başkanımız İlker Aydın'a bırakıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanlarım, saygıdeğer hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yılını doldurduğumuz bu kutlu güne hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşlarının bize sunmuş olduğu büyük bir hediyedir. Cumhuriyet, Türk milletinin gayreti, birlik ve beraberlik duygusunun bir sonucu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin özü ve mihenk taşıdır. Cumhuriyet, karanlık bir sokakta olan Türkiye'yi aydınlatan sokak lambasıdır. Cumhuriyet, kuyuya düşmüş Türk milletine uzatılmış bir yardım elidir. Cumhuriyet, Türk milleti ve onun sarsılmaz iradesi demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarlarına kocaman harflerle yazılmış, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün garantisidir Cumhuriyet. Bize düşen görev ise Cumhuriyetimize sahip çıkmak, korumak ve onu yüceltmektir. Temel ilkesi yenilik ve değişim olan bu yönetim biçimi Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, yenilenmesinde ve kuvvetlenmesinde büyük rol oynamış, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmiş, Türk milletini kendi vatanında söz sahibi yapmıştır. Değerini ve kıymetini bilmediğimiz her saniye bizi Kurtuluş Savaşı'ndan daha karanlık günlere geri götürecektir. Bunun bilincinde olan her birey Cumhuriyet'e sahip çıkmalı ve onu el üstünde tutmalıdır. Tam 97 yıl boyunca bu görevini yerine getirmiş Türk milleti olarak bundan sonraki süreçte de aynı özveriyi göstermeli, aynı azimle çalışmaya devam etmeliyiz. Vatanımızın bütünlüğünün, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanmasının en temel ihtiyacı bu azim ve özveridir. Türk milleti bunu 97 yıldır başardığı gibi önümüzdeki bu aydınlık gelecekte de bunu başaracaktır. Çünkü Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde bunun önemini şu sözlerle dile getirmiştir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bağımsızlığımızı, vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı el üstünde tuttuğumuz bu günlerde, umutsuzluğa kapıldığımız her saniye aklımıza yine Mustafa Kemal'in bizlere emanet bıraktığı gençliğe hitabesi gelmelidir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Birlik ve beraberlik duygusunun sadece milli bayramlarda değil, bu topraklarda bir bütün olarak yaşadığımız tüm günlerde aklımızda ve kalbimizde olmasını temenni ederken, sözlerime Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşımızın son kıtasıyla son vermek istiyorum. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal, hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Teşekkür ederim. Konsey Başkanımıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenimiz kapsamında Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Cemal İbiş sizlere hitap edecekler. Buyurunuz Sayın Rektörüm. Cemal Hocam sesiniz gelmiyor. Sizi duyamıyoruz.
Şimdi geliyor mu? Evet, evet Cemal Hocam, duyabiliyoruz sizleri. Çok teşekkür ederim. Efendim herkese günaydın. Uzaklarda da olsak, ekranlarda da olsak heyecanımız büyük. 97. Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir coşku içinde kutluyoruz. Ben de sizlere hitap etmek istiyorum. Öncelikle Fevziye Mektepleri Vakfımızın değerli başkanı Sayın Akın Süer ve değerli yönetim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti başkanımız Sayın Üstü Güreli ve değerli mütevelli heyet üyelerimiz, değerli rektör yardımcılarım, dekanlarım, genel sekreterim, enstitü ve yüksek okul müdürlerim, öğretim üyelerimiz, idari çalışanlarımız, sevgili öğrenciler, çok kıymetli katılımcılar. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın coşkusuyla hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, gerek Atatürk Düşünce Kulübümüzün başkanı, gerekse öğrenci konsey başkanımız belirttiler. Çok güzel noktalara değindiler, çok güzel konulara değindiler. Ben de hatırlatmak isterim. Bir ulusal gurur günü olarak her yıl kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kendi içinde pek çok özellik barındırıyor. Bugün uzun yıllar süren savaşlar sonucunda uluslararası camiaya egemenliğini ve bağımsızlığını kabul ettirmiş genç Türkiye Devleti'nin nasıl bir yönetimle yoluna devam edeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Bu ilanla birlikte yeni Türk Devleti rejimini belirlemiş ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönüşmüştür. Elbette 600 yıla yakın mutlak monarşiyle yönetilmiş, imparatorluğun son dönemlerinde ise meşruti monarşi denemeleriyle yönetilmeye çalışmış bir toplumu cumhuriyete taşıyan süreç kolay aşılmamıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öncüleri ve komutanları, İstanbul hükümetince ölüme mahkum edilen ve zaferi üzerinde cumhuriyetimizin şekillendiği Kurtuluş Savaşı tam anlamıyla bir halk inisiyatifidir. Bu bir toplumsal seferberliktir. Destansı Kurtuluş Savaşı'nın ve büyük zaferin ardından Lozan'da Türkiye'nin tapu senedinin sadece Türkiye'ye ait olduğunun tüm dünyaya tescil ettirilmesi Cumhuriyet'e giden önemli bir dönemeç olmuştur. İşte cephede de Lozan'da da 29 Ekim 1923'te de tarihimizi yönlendiren güç halkın o iradesidir. Bu irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kuralıyla vücut bulmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile bu kural devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini almış ve demokrasiye giden yolu berrak bir şekilde çizmiştir. Bu bakımdan Cumhuriyetin ilanı kurtuluşu olduğu kadar kuruluşu da kapsayan uzun bir toplumsal seferberliğin sonucudur. Uzun süren savaşlarda hemen hemen bütün okulların, tıbbiyenin, mühendislik mektebinin, sınıflarının tamamen boşaldığı, Anadolu'da en iyi zanaatkarların, çiftçilerin, genç yaşlı, kadın erkek, eli silah tutan kim varsa cephelerde kırıldığı ve en büyük kaybını eğitimli kesimden vermiş bir ülkede eğitim seferberliğiyle açılan yeni okullardan yeni öğretmenler, yeni bilim insanları, yeni sanatçılar, yeni zanaatkarlar çıkarmayı başarmıştı bu cumhuriyet. Kurtuluş Savaşı'nın yetimlerini kimsesiz ve sahipsiz bırakmamıştır. Ülkenin kendi kendisine yetmesini sağlayacak tarım ve hayvancılık politikalarını o dönem biliminin el verdiği en üst düzeyde hayata geçirebilmiştir.
sağlık seferberliğiyle yeni açılan sağlık kurumlarından yetiştirilen sağlık ordusuyla sıtma ve verem gibi hastalıklardan kırılan Anadolu'nun derdine büyük ölçüde deva olmayı başarabilmiştir bu cumhuriyet. Dünyanın içinde bulunduğu büyük ekonomik krize ve ülkedeki bütün yokluklara rağmen gerçekçi bir planlamayla hızlı bir ekonomik büyüme hamlesi yaratabilmiştir. Belki de bunların içinde en önemlisini başarmıştır. Keyfiyete değil, yurttaş haklarına dayalı yeni bir hukuk sistemini oluşturabilmiştir bu cumhuriyet. Çağının bir adım ötesine geçip pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanıyarak kadının toplumsal yerini sağlamlaştırmıştır. Ki bu başlı başına çok büyük bir kazanımdır. Büyük Önder Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan bir ülkeyi ikincisine sokmamayı başarmıştır bu cumhuriyet. Tüm o yokluk ve güçlük içinde bile sanatçı yetiştirebilmiştir. Kısacası dünyada eşine zor rastlanır bir kurtuluş ve kuruluş hareketinin bağımsızlığı, hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü, aklı ve bilimi rehber edinen en büyük zaferidir cumhuriyet. Dolayısıyla bugün bizi biz yapan hangi değer ve zenginlik varsa 97 yıl öncesinden tüm bunların altyapısını hazırlayan ve nasıl işleyeceğine yurttaşlar olarak bizim karar verdiğimiz bir yönetimdir cumhuriyet. İşte bu yüzden en büyük bayramdır cumhuriyet. 1885 yılından bu yana bu toprakların her anına tanıklık etmiş Fevziye Mektepleri Vakfımızın çatısı altındaki Işık Üniversitesi olarak 25 yıldır bizler de cumhuriyetin erdemini öğrencilerimize aktarmak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yolunda yürüyen aydınlık nesiller yetiştirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu çabalarımıza karşılık veren, ortak olan öğrencilerimizle ve mezunlarımızla da gurur duyuyoruz. 97 yıl önceki bu büyük devrimin yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanmasını diliyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve şükranla anıyor. Sözlerime son vermeden önce biraz sonra yapılacak olan Cumhuriyete Bakışlar panelinde moderatör ve panelistlere başarılar diliyor. Bu törenin gerçekleşmesini sağlayan rektör yardımcımız, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman Hocama ve Kurumsal İletişim Direktör Vekilimiz Ceren Candara ve ekibiyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyor. Siz değerli katılımcılara beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Nice Cumhuriyet günlerine, nice 29 Ekimlerine hep birlikte ulaşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Sayın Rektörümüze kıymetli paylaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programımız moderatörlüğünü Rektör Yardımcımız, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Hasan Bülent Kahraman'ın yapacağı Cumhuriyete Bakışlar paneliyle devam edecek. Ancak hemen öncesinde ben programı akışımız hakkında kısaca bilgi vermek isterim. İlk konuşmacımız siyaset bilimi, siyasi akımlar, uluslararası ilişkiler ve özel olarak da Amerikan siyasi sistemi hakkındaki çalışmalarıyla tanıdığımız, aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin uluslararası bölüm başkanlığı görevini yürütmekte olan Profesör Doktor Sayın Ödül Celep. Kendileri bugün dünyada toplumsal devrimler ve Türk devrimi ile ilgili değerlendirmelerini paylaşacak. İkinci konuşmacımız ise siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve tarih alanındaki özellikle de toplumsal hareketlerin belirli tarihsel süreçlerdeki durumu ve rolü ile ilgili çalışmalarıyla tanıdığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyemiz, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Erol Ülker.
Sayın hocamız bugün bizimle Cumhuriyet'e giderken İstanbul'da işgal ve direniş durumunu paylaşacaktır. Son konuşmacımız ise çalışmaları Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Diplomasi Tarihi, Güvenlik Çalışmaları, Sivil Asker İlişkileri, Türkiye'nin Güvenlik Politikaları gibi geniş bir alanda sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sayın Özlem Kayhan Püsane. Sayın hocamız bize bugün Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Türk dış politikalarını anlatacaklar. Şimdi sözü moderatörümüz Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman hocamıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Vakfımızın değerli yöneticileri, mütevelli heyetimizin değerli üyeleri ve başkanları, değerli rektörümüz, değerli hocalarımız, değerli öğrencilerimiz, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı ben de kutluyorum. Hiç kuşkusuz çok uzun bir süreçte bizim kendi modernleşme serüvenimizin, siyasal modernleşme serüvenimizin en önemli aşamalarından birisi olarak gerçekleştirilmiş bir yönetim, bir rejim değişikliğidir Cumhuriyet. Değerli rektörümüzün konuşmalarında belirttiği gibi Cumhuriyet gerçekten belirli aşamalardan geçtikten sonra ortaya çıkabilmiştir. Bunun kendi içinde ve kendisine özgü bir radikalizm olduğunu hemen belirtmek gerekir. Bir cumhuriyet düşüncesi geç Osmanlı toplumunda ne derecede vardı? Bu başlı başına bir tartışma konusudur. Bu söz konusu tartışma gündeme geldiği zaman benim mutlaka zikrettiğim bir anekdot, bir anekdot olmanın ötesinde tarihsel bir realite söz konusu. 1921 Anayasası'nın taslağını hazırladıktan sonra Mustafa Kemal Paşa bunu cephe komutanlarına gönderir ve Kazım Karabekir Paşa'dan, o sırada Erzurum'da bulunan Doğu Cephesi Komutanı, Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'dan kendisine bir telgraf gelir. O dönemde telgrafla mektuplaşılmaktadır veya haberleşilmektedir. Karabekir Paşa, Anadolu'ya ilk geçen komutanlardan biri olarak Mustafa Kemal Paşa'ya kendi çevresiyle, yakın çevresiyle temas ettiğini, bu anayasanın cumhuriyetçilik yapma tehlikesini içinde barındırdığını, bölgede Erzurum'da ve havalisinde böyle bir endişenin bulunduğunu yazar. Buradan çıkan şudur, cumhuriyet bir düşünce olarak mevcuttur ama endişe verici bir yönetim biçimi olarak ifade edilmektedir. Kaldı ki henüz padişahlığın ve hilafetin ilgası gibi bir şey söz konusu dahi değildir. Mustafa Kemal Paşa da Kazım Karabekir Paşa'ya iki kıta halinde çektiği uzun telgrafta bunun bugünün meselesi olmadığını, böyle bir düşüncenin şimdi bulunmadığını, mevcut olmadığını belirtir. Demek ki Cumhuriyet ilanıyla birlikte gerçekten de kendi içinde radikal bir adımdır. Bunu tabii ki padişahlığın ve hilafetin ilgasıyla birlikte düşünmek gerekir. Bunların üçü bir araya geldiği zaman Türkiye'de ilan edilen cumhuriyetin anlamı biraz daha pekişecektir. Cumhuriyet dünyada o tarihte adı bu şekilde konarak yaygın bir şekilde uygulanan rejimlerden değildi. Cumhuriyet büyük tarih içinde de bakıldığı zaman Roma İmparatorluğu'nun değil, ondan önceki ansiyen Roma'nın, eski Roma'nın yönetim biçimiydi. Antik Yunan'ın kendine özgü koşullarını taşıyan demokrasisine karşı, mesela kadınların ve kölelerin oy verme hakkının bulunmamasına rağmen bize kamusal alanı yeniden tarif eden ve demokrasinin temel koşullarını ortaya koyan Antik Yunan'ın demokratik yönetimine karşı ansiyen Roma, eski Roma 509'la
27 arasında, milattan önce 510 ile 30 arasında cumhuriyetle yönetilmişti. Ve burada öne çıkan önemli kavram, cumhuriyet kelimesinin, bugünkü republic, republic kelimesinin kökeninde yer alan res publica'ydı. Yani halk, yani kamu. Bunun yönetime hakim olması, bunun yönetimde söz sahibi olması. Bu açıdan bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri kendisini bu respublika geleneğinin bir uzantısı kabul eder. Ve hatta Likya'da o dönemde cereyan eden yönetim modelini kendisine kaynak olarak aldığını belirtir. Bu rejim dahi bir süre sonra kendisini imparatorluğa bırakmıştır. Sonra Fransız devriminin getirdiği yeni kavramlar etrafında tanımlanmış olan bir cumhuriyet modeli söz konusu. Buna bir boyut ekleyelim. Cumhuriyet düşüncesi. Bu düşüncenin kaynağı aslında Fransız devrimi döneminde yaşamış olan ve aydınlanmanın en önemli felsefecisi kabul edilen Kant'ta bulunabilir. Kant'ın Aydınlanma Nedir isimli küçük makalesinde ifade ettiği insan melekelerinin veya şöyle söyleyelim, melekelerinin vesayetten arındığı insan. Aslında cumhuriyetçi insanın temel tanımı budur. Cumhuriyet düşüncesinin de bu insanların meydana getirdiği kamunun, topluluğun yönetime hakim olması diye nitelendirilmek gerekir. Yani sadece kendi melekeleriyle, fakülteleriyle, yetileriyle düşünen, aydınlanmış, Kant'ın kullandığı Latince deyimle saperaude, yani bilmeye cesaret eden, bilmekten çekinmeyen, sorgulamaktan, irdelemekten uzak durmayan insanların meydana getirdiği yönetim tarzı. Bu bakımdan bizim cumhuriyetimizin temel kavramı olan egemenlik milletindir, kayıtsız şartsız milletindir tanımı gerçekten cumhuriyetçilik tarihi içinde republicanism diye özel olarak siyaset biliminde irdelenen bu cumhuriyetçilik tanımları arasında çok özgün bir model oluşturur. Biz de değerli hocalarımızla birlikte bu süreci ele almak istedik. Cumhuriyete giden çok uzun, Tanzimat'la birlikte başlayan, ikinci meşrutiyetle birlikte devam eden ve Cumhuriyet'le Kurtuluş Savaşı'yla belli bir evreye gelip Cumhuriyet'le nihayetlenen bu tarihin biraz daha farklı açılardan ele alınmasını istedik. Bu meselenin daha fazla tartışılmasına, irdelenmesine, farklı açılardan bu konunun ele alınmasına, öyle zannediyorum ki şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu bakımdan Cumhuriyete Bakışlar adını bu küçük panelimize koyduk. Ben öncelikle katılmayı kabul eden çok değerli hocalarıma teşekkür borçluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Ödül Celep. Ödül hocamız lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra doktorasını, yüksek lisansını Binghamton Üniversitesi'nde Amerika'da yaptı. Elbette çok sayıda makalesi, çok sayıda araştırma. Kendisi 2017 yılından bu yana üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bugün kendisi bize çok önemli bir konuyu, gerçekten çok önemli bir konuyu, az önce bahsettiğim cumhuriyet radikalizminin dünya devrimler sistematiği içindeki konumunu anlatacak. Konuşmasının başlığı Dünyada Toplumsal Devrimler ve Türk Devrimi. Ödül Hocam buyursunlar, söz sizin efendim. Teşekkür ediyorum Hasan Bülent Hocam. Şimdi başlık olarak böyle bir başlık seçtim çünkü Türk devrimi kavramı önemsediğim bir kavram ve bir zaman içinde bu kavramı aslında biraz
unuttuk gibi. Çok sıklıkla duyduğumuz bir kavram değil zamanımızda. Halbuki erken cumhuriyet dönemine baktığımız zaman 1920'lere 30'lara gerek birinci cumhuriyet kuşağı gerek sonraki erken kuşaklar aslında 20'lere 30'lara yani cumhuriyet devrimi diyelim, Türk devrimi diyelim, Atatürk devrimleri veya Kemalist devrim diye adlandırabileceğimiz yani devrimsel bir nitelik atfediyorlar. Fakat bu devrim kavramını biz zaman içinde daha az duymaya başladık. Örneğin 1980'lerden bu yana ihtilal ve inkılap kavramları daha çok kullanılır oldu devrim yerine. Ayrıca karşılaştırmalı literatüre, tarihsel ve sosyolojik literatüre de baktığımız zaman Türk devrimi kavramını her literatürde görmüyoruz gerçekten. Halbuki bizim üniversitede siyasal düşünceler tarihi hocamız Sunakili'nin kitabı vardır Türk devrim tarihi diye. Benzer bir şekilde yine sosyal bilimci Ahmet Yüceköken'in Türk devrim tarihi isminde yine aynı isimde bir kitabı vardır. Edebiyatçı ve gazeteci Mustafa Baydar'ın Atatürk ve Devrimlerimiz kitabı vardır ve bunun gibi birçok örneği vardır. Yani o döneme devrimsel bir nitelik atfeden ve o dönemin insanlarına da baktığımız zaman şunu görüyoruz. Boş insanlar değiller. Yani biz devrimsel bir süreç yaşıyoruz. Biz devrimsel bir şey gerçekleştiriyoruz. Ve dünyada daha farklı devrimler nasıl olmuştur? Bizim devrimimizi onlarla nasıl kıyaslayabiliriz? Bizim devrimimizi onların devrimiyle benzer kılan fakat onlardan farklı kılan özelliklerimiz nelerdir? Diye gerçekten bu konuda kalem yormuşlar, kafa yormuş insanlardır. Birikimlerini paylaşmış insanlardır o dönemin entelektüelleri. Tabii ki bir şey algısı vardır. Örneğin işte o dönemin sınıf yapısıyla ilgili sanayi devrimini tamamlayamamış bir toplum, hala tarım toplumu, burjuva sınıfı oluşmamış, proleter sınıfı oluşmamış böyle bir toplumda ne tür bir devrim yapılabilir gibi o dönemin koşullarını ellerinden geldiğince analiz etmeye çalışan, çözümlemeye çalışan bir kuşaktır. Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman devrimler daha genel bir çerçevede ele alacak olursak işte toplumsal devrimler dediğimiz kavram yani genel olarak devrim nedir? Biz nelere devrim diyoruz? Ve devrim dediğimiz şeyin koşulları nelerdir? Ve Türk devrimi dediğimiz süreci bu kontekste nasıl oturtabiliriz? Tabii ki Türk devrimi dediğimiz bu süreç aslında Cumhuriyet'in ilanı bugün kutladığımız bunun bir aşamasıdır. Çok önemli bir aşamasıdır. Saltanatın kaldırılması ve Ankara'nın başkenti ilan edilmesi Cumhuriyet'in aslında öncülleridir. Fakat Cumhuriyet'in ilan edilmesi de başka ondan sonra gelecek çok radikal adımların öncülüdür. Hilafetin kaldırılması gibi, laik hukukun benimsenmesi gibi, tevhid-i tedrisat kanunu gibi, soyadı kanunu gibi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi. Devrimler konusunda tabii Marksist teorilerin bir ağırlığı var ama Marksist teori dışındaki teoriler de var. Bunları bir toparladığımız zaman üç tane koşuldan bahsetmemiz mümkün veya üç ölçütten buna koşul da diyebiliriz ölçütte. Bunlardan bir tanesi radikal köklü değişim. Zaten devrim kelimesinin İngilizcesi, yani Türkçe'de herhalde devrilmekten geliyor olabilir diye düşünüyorum. Bir şeyin devrilmesi. İngilizce'de revolve fiilini çok bilmeyiz ama revolution kelimesi aslında Latince'den geliyor. Dönüş, dönüşüm demek. Ve yeni öğreniyorum bunu yani son bir sene içinde öğrendim. Astronomide örneğin gezegenlerin kendi yıldızları etrafındaki bir dönüşüne revolution deniyor aslında. Deniyormuş daha doğrusu ben yeni öğreniyorum. Yani kelime anlamı olarak dönüş, dönüşüm, değişim anlamına geliyor. Yani birinci koşulumuz değişim. Fakat bu değişimin evrimsel değişimden farklı olarak devrimsel değişim dediğimiz şey radikal, köklü ve hızlı ve ani ve hem mikro hem makro anlamda bunlara açıklık getireceğim. Bir diğer koşul aşağıdan yukarıya doğru sürecin olması. Yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya. Bunu da yani halkın toplumsal devrimden de kastettiğimiz şey halkın bir araya gelip
düzeni değiştirmesi, farklı bir düzen getirmesi. Bu ikinci ölçüt. Zaten Türk devrimi kavramı ile ilgili kafa karıştıran ve antitezini üreten de bu ikinci koşuldur. Bir de üçüncü koşul, ilerleme koşulu. İlerleme konusu farklı farklı yorumlanabiliyor ama buna da kısaca bir açıklık getirmeye çalışacağım. Vakit kazanmak için hızlıca bunları birazcık açıklamaya çalışayım ve bu şekilde bitireyim konuşmamı. Şimdi radikal değişim hem mikro, yani farklı teoriler olmakla birlikte bu konuda genelde en radikal devrim teorileri şunu söylerler. Bu değişim dönüşüm hızlıdır, radikaldir ve hem makro hem mikro düzeydedir. Yani makro düzeydedir, düzen değişir, rejim değişir, anayasa değişir, hukuk sistemi değişir. Ama aynı zamanda mikro değişimdir. Çünkü hayat tarzı da değişir, yeni bir insan yaratılır, yeni bir toplum yaratılır. Şimdi bu sürece bakacak olursak ve Türk devrimi dediğimiz, Cumhuriyet devrimi dediğimiz sürece bakacak olursak evet, hem mikro hem makro anlamda ve hem de bu niyetlerle yapılan değişiklikleri görebiliyoruz. Yani Cumhuriyet'in ilanı, saltanatın kaldırılması, hilafetin kaldırılması, yeni bir hukuk sisteminin benimsenmesi, şeria mahkemelerinin kapatılması, medeni kanunun kabul edilmesi, bunlar makro anlamda çok büyük değişikliklerdir. Ama aynı zamanda örneğin kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi veya dil devrimi dediğimiz alfabenin, yeni bir alfabenin benimsenmesi, yani yeni bir Türk vatandaşı yaratmak, tebaadan modern bir Türk vatandaşı yaratmak ve tabii ki yeni bir Türk kadını, böyle bir imajı da vardır, böyle bir imgesi de vardır Cumhuriyet döneminin. Yani dolayısıyla hem mikro hem makro anlamda çok büyük değişimlere yol açmıştır. O anlamıyla birinci koşulun sağlandığını söyleyebiliriz. İkinci koşul olarak, yani aşağıdan yukarıya bir devrim değil Türk devrimi dediğimiz süreç. Baskın Orhan hocamızın dediği gibi aslında yukarıdan devrim diye bir tabir var. O şekilde ifade edebiliriz. Aşağıdan yukarıya olan devrimlerde hani halkın bir araya gelip ortak bir bilinç geliştirip yönetimi değiştirmesi beklenir. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele aşağıdan yukarıya hareketlerdir. Ama şunu biliyoruz ki halk bir araya gelip cumhuriyet talep etmez. O dönemin siyasi sistemi ve siyasi elitleri halka rağmen, halk için, hatta o dönemin bir elitist anlayışı da vardır. Çünkü halk bu bilinç seviyesinde değildir diye düşünülür haklı olarak. Ve hani kaybedilen onca zamanı hızlı bir şekilde batıyla şey yapabilmek için, eşitleyebilmek için hızlı bir aydınlanma süreci ve gelişim süreci ve hızlı bir reform ve devrim süreci tahayyül edilir. O da tabii ki merkez tarafından çevreye getirilen bir süreçtir. O anlamıyla aşağıdan yukarıya değildir. Fakat işte aşağıdan yukarıya olan devrimlere de baktığımız zaman her zaman bunlara da devrim denmiyor. Çünkü bu da birazcık çetrefilli bir konu. Burada üçüncü koşul devreye giriyor. Bu da ilerleme konusu. İlerlemeden kastettiğimiz ne? Kısaca devrim dışı genel olarak bunu teorize edecek olursak, yani ilerlemeye inanan akımlar, bunu şöyle özetleyebiliriz. Yarın bugünden daha iyi olacaktır. Çünkü bugün dünden daha iyidir fikri. Tabii bunun tersini söyleyen de var. Rahmetli Aziz Nesin tam tersini söylemişti. Bugün dünden daha kötüdür, yarın da bugünden daha kötü olacaktır diye. Ama şöyle, ilerlemeye inanan akımlar genelde uzun vadeli söylerler. Yani kısa vadede her türlü gelişme olur, her türlü değişim olur. Ama uzun vadede baktığımız zaman toplumlar aslında hep ileriye doğru gider. İleriden kastettiğimiz nedir? Daha demokratik, daha laik, daha özgür, daha çağdaş, daha eşit gibi. Burada da bunu devrimlere uyarlayacak olursak şu soruyu sormamız gerekiyor. Devrimler büyük bir dönüşüm getiriyorsa eğer, yeni düzene bakmamız ve eski düzenle kıyaslamamız gerekir. Bu durumda da sorumuz şu: yeni düzen eskisinden daha iyi mi? Daha iyi bir tırnak içinde sorabiliriz çünkü tarihsel bir yorumlama da gerektiriyor. Yani örneğin Fransız devrimi ileriye doğru bir devrim olduğu için zaten çok fazla sorgulanmaz ve modern çağdaş dünyada birçok laiklik gibi, modern ulus devlet gibi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi birçok kendi dönemini de aşan evrensel değerlere bir referans olduğu için Fransız devrimi insanlığı ileri götüren bir devrim olarak kabul edilir. Daha mikro anlamda örnekler verirsek,
İşte 1979'da Nikaragua'daki Sandinista devrimini eğer Harold Pinter'dan dinlerseniz, 2005'te Edebiyat Ödülü Nobel'i almıştı o konuşmada. O devrim sonrasında idam cezasının kalktığını, okuma yazma seferberliğinin başladığını, birçok hastalıkla, salgınla mücadele edildiğini, yani birçok ilerleme, yani o dönemin koşulları içinde birçok ileriye adımdan bahsetmemiz mümkün. Ama aynı sene içinde 79'da bir de İran İslam Devrimi denen bir devrim var. Buna karşı devrim de deniyor bazen ama çoğunlukla devrim diye de geçiyor. Şimdi baktığınız zaman aslında seküler monarşiden İslam Cumhuriyeti'ne, yani monarşiden bir cumhuriyete geçiş var. Ama hangimiz bunu hatırlıyoruz İran İslam Devrimi ile ilgili? Birçoğumuz bunu düşünmüyoruz bile. Çünkü o kadar teokratik bir sistem getiriyor ki artısını eksisini topladığımız zaman yeni düzenin eskisinden, yani bir ilerleme getiriyor mu İran İslam Devrimi? Benim buna kişisel olarak, yani farklı yorumlar yapmak mümkün olabilir ama benim buna evet dememe imkan yok. Türk Devrimi dediğimiz süreçte aşağıdan yukarıya bir süreç değil. Ama hani ben de şu şekilde tamamlayayım. Tabii ki bu konuda antitezler de mevcut. Yani bu aşağıdan yukarıya koşuluyla ilgili olarak Türk Devrimi diye bir şey yoktur antitezi de mevcut. Fakat ben artısını eksisini topladığım zaman ve birçok tarihsel yorumlara da baktığım zaman hani şunu söyleyebilirim. Elbette hiçbir döneme, her döneme bilimsel olarak bakmamız gerekir, objektif olarak bakmamız gerekir, mükemmeliyet olarak bakmamamız gerekir. Bu bilimsel... Ödül Hocam, sesiniz gitti. Sel bakışın geliyor. Ödül Hocam. Ama artısını... Şu an nasıl? Geliyor mu? Şu an duyabiliyoruz Ödül Hocam. Sanırım az önce internetle ilgili bir sıkıntı oldu. Anlık bir kesinti yaşadık. Şu an duyabiliyoruz sizi. Teşekkür ederim. O zaman şöyle bağlayayım. Zaten bitirmek üzereydim. Yani 20'ler ve 30'lar Türkiye toplumu için devrimsel niteliktedir. Türkiye toplumunu ileriye taşımıştır. Her ne kadar aşağıdan yukarı olmasa da hani o anlamıyla. Ve o dönem için devrimsel niteliktedir. Ve hala bugün erken cumhuriyet dönemin kazanımlarından faydalanıyoruz. Hala o dönemden etkileniyoruz. Ve aslında belki de o kadar çok vakit geçmedi düşündüğümüz kadar. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ödül Hoca'ya çok teşekkürler. Çok önemli noktalara değindi. Bu devrimler teorisi gerçekten siyaset biliminin üzerinde bir hayli durduğu ve farklı açılardan ele aldığı bir konudur. Bunu fevkalade değerlendirdi. Tabii ben buna iki nokta ilave edeyim. Kendileriyle aynı çizgide olarak bu ilerleme düşüncesinin ne olduğu meselesi. Bu esas itibariyle İşte ilk defa belki de yerli yerinde kullanmamız gerekir bir biçimde aydınlanma düşüncesinin, yani o dönem felsefecilerin bize sunduğu, tarif ettiği çerçevedir. Bunu demin bahsettiğim gibi Kant'la birlikte düşünmek mümkün. Vesayetten kurtulmuş insan tipolojisinin yaratılması, insanlığın bunu tarif etmesi de o kadar kolay olmamıştır. İkincisi, evet, top down, yukarıdan aşağıya bir devrimdir Cumhuriyet devrimi. Bunu dünkü naçizane konuşmamda da belirtmiştim. Bir tarihsel blok tarafından benim tabirimle gerçekleştirilmiştir. Ama ilerleme meselesinin arkasında bu devrim düşüncesiyle birlikte düşünülmesi gereken Hegelci bir teleoloji var. Yani bir ereksellik bugünkü tabirle. Yani daima belli bir sonculuğa doğru yürümek, tarihin belli bir noktada sonunun olduğuna inanmak, böyle bir tarih anlayışıyla hareket etmek. O bakımdan Cumhuriyet devrimi bu iki nedenden ötürü, yani hem aydınlanmacı ilerleme düşüncesini kabul etmesinden ötürü, kendi içinde zaman zaman bununla çelişen tutumları, tavırları, pozisyonları olmakla birlikte öz itibariyle bu düşünceyle bütünleşmesi nedeniyle ve Hegelci bir teleolojiyle, bir gelecekçilik düşüncesiyle hareket etmesi nedeniyle kendi iç dinamikleri itibariyle devrim anlayışını
kendisine karşı doğrulayan bir mekanizmaya sahip. Şimdi ikinci konuşmacımıza geçelim. Doktor öğretim üyesi Erol Ülker hocamız konuşmasını yapacaklar. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Erol Hoca Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yapmış. Ardından doktorasını Chicago Üniversitesi'nde tarih bölümünde tamamladı. Erol Hoca'nın doktora tezi benim de çok ilgimi çeken bir konu. Cumhuriyet'ten önceki dönemde, ikinci meşrutiyetle birlikte başlayan dönemde, 1908'le birlikte başlayan dönemde İstanbul'daki işçi hareketleri, bu bizim sol tarihimiz açısından çok önemli bir konu. Tabii Mete Tunçay hocamız bu tarihi başlatmıştı ama şimdi Erol Hoca ona çok önemli katkılarda bulunuyor. Ayrıca bunu belirtelim, Erol Hoca'nın şu anda Salt Galata'da devam eden Köpe ailesinin anılarından hareketle düzenlenmiş İmparatorluklar Arasında Sınırlar Ötesinde başlıklı bir sergisi var. Tabii başka isimlerle birlikte o sergiyi düzenlediler ama sergi 27 Aralık'a kadar devam edecek. Onu ziyaret etmek gerekliliğini, hatta zorunluluğunu anımsatalım. Bugün Erol Hoca bize Cumhuriyet'e giderken İstanbul'da işgal ve direniş konulu konuşmasını yapacaklar. Buyurun hocam, söz sizin. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hasan Bülent Hocam. Özellikle bu Köpe sergisini andığınız için, onu işaret ettiğiniz için de teşekkür ederim. Bence hoş bir çalışma oldu. Aralık 27'ye kadar dediğiniz gibi devam edecek. Beyoğlu Salt'ta. Böyle. Şimdi ben herkese merhabalar diyerek konuşmama başlayayım. Bu kısa bir konuşma olacak. Ben bu kısa konuşmada Cumhuriyet'e giderken işgal İstanbul'un da ortaya çıkan siyasal manzara hakkında genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Daha spesifik olarak işgal koşulları altında ortaya çıkan direniş hareketine odaklanmak istiyorum. Bu konuyu Cumhuriyet'in kuruluş sürecine İstanbul'un penceresinden bakabilmek amacıyla seçtim. Zaten çalışma alanlarım da bu minvalde Hasan Bülent Hocamızın belirttiği gibi gelişti şimdiye kadar. Şimdi Anadolu'ya da süre giden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla neticelenen milli mücadelede tartışmasız başkent Ankara'ydı. Yani buna hiçbir kuşku yok. Yani milli mücadelenin merkezi Ankara'ydı. Ve Türkiye'nin ve Cumhuriyeti'nin kaderini belirleyen gelişmeler büyük oranda Anadolu'da gerçekleşti. Ancak milli mücadele sürecinde ve sonrasında İstanbul'a odaklanmanın Cumhuriyet'e giden süreci anlayabilmek için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum ben. İstanbul bu sürecin büyük bir kısmında işgal altında olsa da siyasal güç mücadeleleri açısından önemli bir merkez olma konumunu sürdürüyordu aslında bütün bir mütareke dönemi boyunca. Bu mücadelelerin odağında mütareke dönemin hemen başlarında örgütlenen direniş hareketi önemli bir yer işgal etmekteydi. Bu hareket işgal koşullarında silahlı bir cephe örgütü olarak ortaya çıksa da özellikle Anadolu'da başarıyla sonuçlanan Büyük Taarruz'un ardından kayda değer bir kitle seferberliğinin liderliğini yaptı İstanbul'da direniş hareketi. Ben bu konuşma çerçevesinde tam da bu toplumsal mobilizasyon konusuna odaklanmak istiyorum. Mütareke döneminin sonlarında ortaya çıkan toplumsal hareketler bize Cumhuriyet'in tam da kuruluş sürecinde İstanbul'da nasıl bir kitle tabanına sahip olduğu konusunda önemli ipuçları veriyor. Ben bunu değerlendirmenin Cumhuriyet'i anlayabilmek açısından, Cumhuriyet'in nasıl bir mobilizasyon süreci sonucunda ortaya çıktığını anlayabilmek açısından bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa birkaç hatırlatmayla başlayacağım. Çok kısa tutacağım bu kısmı ama yani fayda var diye düşünüyorum. Bilindiği gibi 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hemen ardından itiraf güçleri Osmanlı topraklarının dikkate değer bir bölümünü işgal etmek üzere harekete geçti. İşgal Osmanlı başkenti İstanbul'da da bu sıralarda, yani Kasım 1918 civarında başladı ve 16 Mart 1920'de İngiliz, Fransız ve İtalyan askeri makamlarının şehrin yönetimine el koymasıyla resmi bir nitelik kazandı İstanbul'da işgal. Mütareke döneminin başlarında kurulan Karakol Cemiyeti İstanbul'da bir yeraltı direniş hareketinin ortaya çıkması açısından atılan en önemli adımlardan biri.
Karakol cemiyeti son derece karmaşık bir yapıya sahip. Son derece karmaşık bir ilişkiler ağına sahip aynı zamanda. Şimdi karakol üyeleri Osmanlı Donanma Cemiyeti'nden tutun Türk Ocakları'na, Kızılay gibi bir dizi cemiyet içinde aktif olarak çalışıyorlar. Özellikle iddiatçı kadroların İstanbul'dan Anadolu'ya geçişini kolaylaştırıyor karakol cemiyeti. Aynı zamanda belli başlı mahallelerde silahlı direniş gruplarının oluşumunda aktif rol oynuyor karakol cemiyeti üyeleri. Bu silahlı direniş komiteleri ya da mahalle komiteleri 16 Mart 1920'de gerçekleşen resmi işgalin ardından kurulan bir cephe örgütünün temellerini atıyor. Bunun bir cephe örgütü olduğunu altını özellikle çizmek istiyorum. Bu cephe örgütlenmesi Müdafaa-i Milliye Teşkilatı ismini aldı. Müdafaa-i Milliye bir cephe örgütüydü ve bunun bir siyasal programı yoktu. Teşkilat farklı siyasal eğilimleri ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmeyi hedeflemişti. Sayısı giderek artan mahalle komiteleri farklı toplumsal kesimlerden çok sayıda üyeye sahipti. Bu sayı bir noktada 10 bin civarına ulaştı. 10 bin kadar silahlı insanın Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'na üye olduğu ya da bununla ilişki halinde olduğunu biliyoruz eldeki kaynaklar sayesinde. Müdafaa-i Milliye ile çalışan kesimler arasında subaylar ve polislerin yanı sıra çok sayıda esnaf, hamal, liman işçisi ve manlacı bulunmaktaydı. Bunlar İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatında önemli roller oynadılar. Yüzlerce kişinin Anadolu'ya geçmesini sağladılar ve istihbarat faaliyetlerinde bulundular Anadolu Hareketi için. Dolayısıyla İstanbul'da direniş hareketinin ve milli mücadeleye önemli bir destek ve toplumsal destek olduğunu söylemek mümkün. Bu destek özellikle Ağustos 1922 sonlarında başlayan büyük taarruz başarıyla sonuçlandıktan sonra daha da görünür hale geldi. Bu dönemde İstanbul'da son derece heyecanlı bir haliyeti ruhiye egemen oldu. İstanbul Eylül ayı başlarından saltanatın kaldırıldığı ve şehrin yönetiminin Ankara'ya geçtiği Kasım ayının ilk günlerine kadar son derece büyük bir kitle mobilizasyonuna şahit oldu. Bu dönemde birçok gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Fatih, Beyazıt, Sultanahmet, Kabataş gibi alanlarda yapılan gösteriler vardı ve bunlara ek olarak akşamları düzenlenen meşaleli yürüyüşler söz konusuydu. Bunlar uzunca bir süre devam etti. Akşamları düzenlenen meşaleli yürüyüşler İstanbul'da. İstanbul'un farklı semtlerinde başlayan bu tür yürüyüşler çoğu zaman farklı kollardan gelen göstericilerin daha büyük meydanlara yönelmesiyle devam etti. Bunlar kimi zamanlar Anadolu Hareketi'nin lideri olan Mustafa Kemal'in posterlerini taşıdılar ve Cumhuriyet mini mücadeleliğine tezahüratta bulundular. Bu tür gösterilerin bir dereceye kadar kendiliğinden geliştiğini tahmin etmek mümkün. Ancak Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nın ve buna bağlı mahalle komitelerinin de yönlendirici bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bunu vurgulamak gerekir. Ayrıca bazı durumlarda yürüyüş çağrıları Müdafaa-i Milliye ile bağlantılı olan Darülfünun, yani İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden gelmişti. Bunu Kasım ayı başlarına kadar bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Gösterilere katılanların büyük çoğunluğunun şehrin Müslüman kesimlerinden olduğunu ve gösterilerin kimi zaman gayrimüslimlere karşı taşkınlıklara sahne olduğunu da biliyoruz. Ancak farklı eğilimlerin ortaya çıktığını gözlemlemek de mümkün tüm bu gösteriler sürecinde. Örneğin çoğunluğunu gayrimüslim işçilerin teşkil ettiği Beynelmilel İşçiler İttihadı üyelerinin gösterilere katıldığını biliyoruz. Bu bir işçi örgütlenmesiydi ve bu işçi örgütlenmesinin lideri Roland Ginsburg isimli bir şahsiyetti. Roland Ginsburg birliğe bağlı, yani Beynelmilel İşçiler İttihadı'na bağlı Rum, Yahudi, Ermeni ve Türk üyelerin on binlerce göstericinin arasında rahatsız edilmeden yürüdüklerini ve kimi şövenist tutumları bertaraf etmeyi başarabildiklerini ifade eder. Daha sonra kendisine ait olan şahsi belgelerde. Burada kısa bir parantez açmak istiyorum izninizle. Mütareke dönemi boyunca İstanbul Müslüman ve en genel anlamıyla gayrimüslim toplumlar arasında giderek yükselen gerilimlere sahne olmuştu. Ancak işçi hareketleri bu eğilime önemli bir istisna teşkil etti İstanbul'da. Beynelmilel İşçiler İttihadı dışında Türkiye Sosyalist Fırkası'na bağlı işçi birliklerinde Müslüman, Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi işçiler birlikte faaliyet gösterdiler. 1922 yılı yazında İstanbul Komünist Grubu'nun çağrısıyla bir işçi konfederasyonu kurmak amacıyla çok sayıda sol hareket ve işçi cemiyeti bir araya geldi. Bunlar arasında Beynelmilel İşçiler İttihadı da bulunuyordu.
Beynelmiler İşçiler İttihadı'na ek olarak Ermeni Sosyal Demokrat temsilcileri de bu konfederasyon görüşmelerine katılmışlardı. Bunun dışında birçok sosyalist ve komünist örgütlenme Yahudi, Ermeni ve Rum kesimlerden de üyelere sahipti. Müslüman Türk üyelerinin yanı sıra. Ayrıca son yıllarda yayınlanan çalışmalar milli mücadele sırasında Yunan ordusunun yenilgiye uğramasında Yunan Komünist Partisi üyelerinin ve bunların sabotaj faaliyetlerinin dikkate değer bir etkisi olduğunu da gösteriyor. Ben burada bu parantezi kapatarak tekrar İstanbul'a dönmek istiyorum. İstanbul'da yönetimin Ankara hükümetine geçtiği ve sokak hareketlerinin canlandığı sıralarda Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nın yürüttüğü faaliyetler giderek daha büyük bir kitle tabanıyla buluşmaya başladı. Bu süreçte Müdafaa-i Milliye'ye bağlı olarak kurulan Teşkilat-ı İktisadiye Encümeni önemli rol oynadı. 3 Kasım 1922'de kurulmuştu bu encümen. Yani İstanbul'da yönetimin Ankara'ya geçmesinden bir gün önce. Bu encümenin görevi mahalle komitelerinin yanı sıra Müdafaa-i Milliye bünyesinde faaliyet gösterecek çeşitli esnaf, tüccar ve işçi birlikleri kurmaktı. Bu çerçevede ilk olarak Esnaf Cemiyetleri Federasyonu 12 Kasım'da kuruldu. 20 binin üzerinde esnafı temsil eden yaklaşık 22 cemiyet bu federasyonda yer aldı. 1 Aralık'ta bir tüccar cemiyeti kuruldu ve bunun arkasından 1923 yılı Ocak ayı başlarında İstanbul Umum Amele Birliği kuruluşunu açıkladı. Umum Amele Birliği 1923 yılı başlarında kurulan tek işçi örgütü değildi. Onunla hemen hemen aynı zamanda Umum Amele Birlikleri Heyet-i Müttehidesi ismini bir başka işçi konfederasyonu ortaya çıktı. Bunun lideri 1919 yılında İstanbul'dan bir işçi temsilcisi olarak milletvekili seçilen Numan Usta'ydı. Numan Usta kısa bir süre bu resmi işgalden sonra tutuklandı ve bir süre Malta'da sürgünde bulundu. Daha sonra İstanbul'a geri döndü, Ankara'ya gitti. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Ve burada faaliyetlerini İstanbul'da ikili olarak sürdürdü. Bu arada İstanbul'daki sol ve işçi hareketleriyle bağlantılarını devam ettiriyordu Numan Usta ve kendini bir milli sosyalist olarak nitelendiriyordu. Ve İstanbul'da kuruluşuna ön ayak olduğu konfederasyonda farklı işçi kesimlerinden yaklaşık 15 bin işçiyi temsil eden 19 işçi cemiyeti yer aldı. Bunlar arasında Beynelmiler İşçiler İttihadı'na bağlı cemiyetler yanında Umum Amele Birliği de yer aldı. Özetle tüm bu gelişmeler İstanbul'da Eylül 1922'den başlayarak Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde ortaya çıkan dikkate değer bir toplumsal mobilizasyonu işaret ediyor. Bu süreçte mütareke döneminin başlarında itibaren varlığını sürdüren direniş hareketinin önemli bir değişim geçirdiğini görüyoruz. Şehrin yönetiminin işgal güçlerinde olduğu dönemde Müdafaa-i Milliye daha çok silahlı direniş grupları oluşturmakla, Anadolu Hareketi için silah ve kadro kaçırmakla ve istihbarat sağlamakla meşguldü. Ancak 1922 yılının sonbaharıyla birlikte Müdafaa-i Milliye kendi toplumsal tabanını genişletmeye yönelik çabalara girişti ve bunda bir dereceye kadar da başarılı oldu. Bir yandan sokak gösterileriyle bağlantı kurarken diğer yandan önemli bir toplumsal tabana sahip işçi ve esnaf federasyonları kurulmasına ön ayak oldu Müdafaa-i Milliye Teşkilatı. Bu taban örgütleri 1923 yılının ilk yarısında önemli siyasal roller oynadılar aslına bakarsanız. 1923 yılı Ocak ayında İstanbul'da yerel seçimler gerçekleşti ve Nisan ayı başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yenilenmesine dolayısıyla bir genel seçime karar verildi. Bilindiği gibi bu sırada meclis içinde Mustafa Kemal'in liderliğine karşı ikinci grup ismiyle önemli bir muhalefet hareketi bulunuyordu. İkinci grup seçim sürecine İstanbul'daki faaliyet seçim süreci başladığında 1923 yılı başlarında İstanbul'daki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Özellikle ordu mensupları yani Osmanlı ordusu mensupları ve kolluk güçleri arasında ciddi bir taban elde etmeye başladı ikinci grup muhalefeti. Tam da bu esnada birinci grup Nisan ayında Esnaf ve İşçi Federasyonları Mustafa Kemal liderliğindeki birinci gruba desteklerini açıkladılar. Ve işçilere Mustafa Kemal lehine oy kullanmaları için çağrıda bulundular. Yine 1 Mayıs 1923'te İstanbul Komünist Grubu'nun lideri olan Şefik Hüsnü işçilere seçimlerde birinci grup liderleri için, birinci grup içindeki
ilerici adaylara destek çağrısı yaptı. İşçilere bu ilerici adaylara, birinci grup adaylarına destek çağrısı yaptı Şefik Hüsnü. Neticede ne oldu? Neticede ikinci grup İstanbul'daki seçimlerde başarıya ulaştılar ve milletvekili seçildiler. Şimdi bu konuşma çerçevesinde İstanbul'da ortaya çıkan siyasal güç ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmek mümkün değil şüphesiz. Ancak şunu vurgulamak isterim. En azından 1922 sonlarında 1923 yılının ilk aylarına kadar İstanbul'daki Cumhuriyetçi blok oldukça radikal bir eğilime sahipti. İşçi hareketi bir kısmı iddiatçı geçmişe sahip halkçı ve cumhuriyetçi unsurlar, komünist akımlar ve sosyalist gruplar İstanbul'da giderek güçlenen muhafazakar ikinci grup muhalefetine karşı de facto bir ittifak kurdular aslında ve cumhuriyetçi tabanı oluşturdular. Bu oldukça radikal ve ödül ajanın terimleriyle ifade edecek olursak ilerici bir ittifaktı. Dolayısıyla Cumhuriyet İstanbul'da önemli bir toplumsal tabanın sahipti ve Mustafa Kemal'in liderliğine güçlü bir destek vardı. O halde ne oldu da 1924 yılına geldiğimizde bu şehir İstanbul, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ve bunun yürüttüğü muhalefetin önemli bir merkezi haline geldi. Hilafetin kaldırılmasını itiraz eden muhafazakar muhalefet nasıl oldu da İstanbul'da yetkin bir siyasal aktör olarak konumunu pekiştirebildi? Şimdi elbette şu an bu soruları yanıtlamaya niyetim ve vaktim yok, takdir edersiniz. Ancak şunu vurgulayarak konuşmamı bitirmek isterim. Şimdiye kadar değinmeye çalıştığım noktalar siyasi tarih literatüründe sıklıkla karşımıza çıkan Ankara-İstanbul dikotomisinin çok da açıklayıcı olmadığını işaret ediyor bana sorarsanız. Şimdi ulus devleti temsil eden İstanbul, affedersiniz ulus devleti temsil eden Ankara ve kozmopolit İstanbul ayrımının Cumhuriyet'e giderken İstanbul'da Ankara lehine ortaya çıkan toplumsal mobilizasyonu ve bu esnada yaşanan siyasal gelişmeleri açıklamakta yetersiz kaldığını düşünüyorum. Benzer bir bakış açısı terakkiperver muhalefeti ve CHP iktidarı arasındaki ilişkileri açısından da yetersiz kalacaktır diye düşünüyorum. Bunun yerine siyasal süreçlere ve toplumsal güç ilişkilerine odaklanan bir analizi temel almanın ben daha olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Hocam çok teşekkürler. Erol Hoca çok önemli noktalara değindi. Önemli olmanın da ötesinde bazı noktalara değindi. Bu Karakol grubu, MİM grubu, Müdafaa Milliye grubu, bunların Anadolu hareketine olan etkileri, iddiaçıların bu işin içinde oynadığı rol, daha sonra bilhassa altını çizdiği işçi hareketi bizim siyasal tarihimiz açısından hala analizi, çözümlenmeyi, daha ileri çalışmaları bekleyen çok dikkate değer konular. Özellikle 1924-1925'ten itibaren takrir sükun kanunuyla birlikte ortaya çıkan hadiseler, onların kendisinin belirttiği gibi güç ilişkileri içinde oynadığı roller hala Erol Hoca'nın daha ileri çalışmalarını bekliyor. Bir tek noktaya değineyim. Erol Hoca aynı zamanda bize 1925 öncesi, hatta bir açıdan bakarsanız 1946'da bizim çok partili hayata geçtiğimizi söyleyen tarih yazımına da bir başka perspektif getirdi. Biz 1946'da herhalde çok partili hayata dönmüş olduk. Halbuki bunu şunun için söylüyorum. 1908'den itibaren kendisinin bir çırpıda saydığı üzere neredeyse sayılamayacak kadar çok siyasal hareket, örgütlenme, parti söz konusu. 46'da o çok partili hayata biz tekrar dönmüş olduk. Erol Hoca'ya çok teşekkürler. Şimdi üçüncü konuşmacımıza geçiyoruz. Özlem Kayhan Pusane hocamız üçüncü konuşmayı bize yapacaklar. Lisans eğitimini ODTÜ'de aldı Özlem Hoca, Uluslararası İlişkiler bölümünde. Daha sonra yüksek lisansını ve doktorasını Indiana'da Notre Dame Üniversitesi'nde tamamladı. Orta Doğu ve Orta Doğu sorunlarıyla ilgili olarak çalışıyor. Türkiye'nin bu bitmeyen, tükenmeyen sorunlarla ilişkisi üstünde duruyor.
Özlem Hoca da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde üniversitemizde görev yapıyor. Kendisi bugün bize Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Türk dış politikası konulu sunuşunu gerçekleştirecek. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buyursunlar hocam, söz sizin. Ben teşekkür ediyorum Hasan Bülent hocam. Erol ve Ödül hocalar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte daha ziyade içeriden bir bakış açısı sundular. Ben de izninizle bu geçişin, bu değişimin biraz dış politika boyutuna değinmek istiyorum. Tabii ki hiç şüphesiz devletlerin, toplumların yaşadıkları, tecrübe ettiği şeyler dış politika üzerinde ciddi bir etki oluşturur. Aynen bu şekilde Osmanlı'nın da son dönemlerinde yaşamış olduğu bazı şeyler, bazı travmalar Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren ve tabii ki Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte daha da güçlenerek dış politika üzerinde çok önemli etkilere sebep olmuştur. Osmanlı'nın son dönemi dediğimiz zaman tabii çok zorlu bir süreç var aslında karşımızda. Yani Balkan savaşları, toprak kayıpları, farklı grupların bağımsızlık hareketleri, bu grupların kendi devletlerini kurup Osmanlı'dan ayrılmaları ve tabii ki Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte Osmanlı'nın çöküşü. Bu son dönem Osmanlı dış politikasına baktığımız zaman da daha ziyade biz devleti olabildiğince hayatta tutmaya, ayakta tutmaya yönelik savunmacı bir real politik görüyoruz. İşte farklı ülkelerle yapılan ittifaklarla olabildiğince Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışma çabaları görüyoruz. Ama tabii bir yerden sonra bu çabaların sonuç vermediği ve Osmanlı'nın artık Osmanlı Devleti'nin çöktüğü, ortadan kalktığı bir duruma geçiyoruz. Tabii ki bu Osmanlı'nın çöküşü ve işte Kurtuluş Savaşı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkması, Cumhuriyet'in ilanı çok önemli bir dönüşüm, çok önemli bir değişim ve tabii ki bu değişimin dış politika üzerinde de çok önemli etkileri var. Tabii ki hani buna şöyle bakmamamız lazım. Yani tabii bu çok önemli bir dönüşüm ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı gibi bir yaklaşım da burada çok doğru değil. Çünkü devamlılık olarak gözlemlediğimiz de bazı önemli şeyler var. Hani birkaç örnek vermek gerekirse işte batılılaşma akımının Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyet'le beraber hız kazandığını, daha da güçlendiğini görüyoruz. Ya da dış politika anlamında gerek geleneksel gerekse kurumsal bazı çok önemli devamlılıkların olduğunu görüyoruz ve hatta hani bürokratik elit anlamında bakarsak çok önemli insan kaynağı devamlılığı görüyoruz. Yani burada çok önemli devamlılıklar da var. Ama ben biraz bu işin değişimi ve dönüşümü üzerinde durmak istiyorum bugün. Hani zaten Ödül Hocam da hani bahsetti, çok önemli bir hani değişim dönüşüm dönemi. Düşündüğümüz zaman yani imparatorluktan, çok uluslu bir imparatorluktan bir ulus devlet idealine geçiş var, teritoryal anlamda değişim var, bir küçülme var, toplumsal anlamda bir homojenleşme var. Yani bunlar gerçekten çok önemli dönüşümler ve bunların tabii ki dış ilişkilerle ilgili de bazı etkileri olmayacağını düşünemeyiz. O yüzden de bu dönüşümde ben dış politikada ne tür değişiklikler olmuştur diye baktığım zaman belli başlı ilkelerin önem kazandığını görüyorum ve belki bunlar üzerinden tek tek ilerlemekte fayda var. Öncelikle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte dış politika dediğimiz zaman hepimizin de aşina olduğu yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi karşımıza çıkıyor ve tabii ki çok önemli bir barışçı dış politika ideal var. Tabii bunun hani içeride de, sözden de anladığımız kadarıyla içeride de yansımaları var ama dış politikaya bakarsak barışçı bir dış politika ideali var. Bu tabii sadece barışçı bir dış politika anlamına da gelmiyor aslında. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi aynı zamanda dönemin koşullarından hareketle gerçekçi, akılcı, maceralardan uzak,
yayılmacılıktan uzak temkinli bir dış politika anlamına geliyor. Bunun tabii ki önemli bir ideal boyutu var ama tabii ki aslında pragmatik bir boyutu da var. Çünkü yani Kurtuluş Savaşı en son yaşanmış ama bundan önceki dönem de savaşlarla dolu bir dönem. Toplum yorgun, asker yorgun. Artı Cumhuriyet'in kurucuları artık biraz içeriye odaklanıp hani modern, batılı, laik bir ulus devlet ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yine Ödül Hocam'ın da bahsettiği gibi toplumsal bazı değişikliklere odaklanmak istiyorlar. Bütün bunların etkisiyle de böyle bir dış politika ilkesi vurgulanmış oluyor Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden başlayarak ve tabii ki uzun yıllarda bu ilke akılcı, yine gerçekçi, maceralardan uzak, temkinli dış politika ilkesi geleneksel Türk dış politikasının da önemli boyutlarından birini oluşturuyor. Bir diğer önemli ilke, yine sadece bir dış politika ilkesi değil belki ama tam bağımsızlığa yapılan vurgu. Bu Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren çok önemli bir ilke olarak, pek çok şeyi, pek çok hamleyi şekillendiren bir ilke olarak karşımıza çıkıyor. Zaten yine hepimizin bildiği Kurtuluş Savaşı'nda ya istiklal ya ölüm hani çağrısı burada önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki yine Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşananlar çok etkili. Çünkü gerek siyasi gerek ekonomik pek çok anlamda aslında dışa bağımlılığın yaşanmış olduğu bu son dönemlerden ya da son dönemlerin bu tecrübeleriyle tam bağımsızlığa vurgu önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve aslında Nutuk'ta biz bunun vurgusunu görüyoruz. Atatürk Nutuk'ta diyor ki istiklali tam bugün deruhte ettiğimiz yani üstlendiğimiz vazifelerin ruhu aslisidir. Yani burada tam bağımsızlık ilkesi önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada tam bağımsızlık dediğimiz zaman yine sadece siyasi bağımsızlıktan söz etmiyoruz. Siyasi bağımsızlık tabii ki bunun başlangıcı ve en önemli boyutu. Ama yine yaşanan tecrübelerden hareket ederek aslında ekonomik anlamda da bağımsızlık vurgusu var. Hukuki anlamda da bağımsızlık vurgusu var. Ve yine Nutuk'ta bunun açık bir şekilde vurgulandığını görüyoruz. Yine okumam gerekirse ilgili cümleyi, istiklali tam denildiği zaman bit tabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi yani kültürel ve ila her hususta istiklali tam ve serbestliği tam vurgulanıyor. Ve daha sonra da Atatürk diyor ki bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin manayı hakikisiyle bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir diyor. Burada gerçekten tam bağımsızlık ilkesine çok çok önemli bir vurgu var. Son olarak da yine karşımıza çıkan çok önemli bir ilke dış politikada ve hani daha uzun yıllar Türk dış politikasını da etkilemiş olan bir ilke. Uluslararası hukuk, uluslararası kurumlar ve çok uluslu diplomasi çerçevesinde hareket etme. Bu gerçekten hani bütün aslında bu saydığım ilkeler içinde belki en az düşündüğümüz ve en ilginci bence. Çünkü Cumhuriyet kurulduktan sonra da 1920'ler boyunca ve hatta 1930'larda uluslararası konjonktür açısından daha çok güç kullanımı ve tek taraflı dış politika hamlelerine bir yöneliş olsa da tüm dünyada. Çünkü 1930'ları düşünelim, işte Almanya'da neler oluyor düşünelim, tüm Avrupa'da neler oluyor düşünelim. Bütün bunlar hesaba katıldığında Türk dış politikasında ısrarla diplomasiye, uluslararası hukuka ve uluslararası kurumlara vurgu yapıldı ve bu çerçevede hareket edilmek için çaba gösterildiğini görüyoruz. Bu erken cumhuriyet dış politikasının gerçekten çok çok önemli bir boyutu, çok önemli bir ilkesi.
Ve hatta şu da çok ilginç. Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarında hani dedik yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle hareket ediyor ve hani temkinli bir dış politika. Ama bazı revizyonist olarak adlandırabileceğimiz adımlarda bile Türkiye Cumhuriyeti uluslararası kurumlar ve diplomasi çerçevesinde hareket etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Örneğin işte Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay'ın ana vatana katılması gibi revizyonist tabir edebileceğimiz konularda bile bütün bunların diplomasiyle her şeyden önce gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu gerçekten o dönemin uluslararası konjonktürünü düşündüğümüz zaman aslında çok biricik örneklerden biri. Bunun da tabii ki hani belli bir ideal çerçevesi var, belli bir ideal çerçevesinde dönemin yöneticileri hareket ediyorlar ama tabii ki yine pragmatik bir boyutu da var. Hani bunu da bir kenara bırakmamak lazım. Çünkü yeni bir devlet kurulmuş ve işte bir yoğun savaş geçmişi var, bir yorgunluk var. Devlet kendini toparlamaya çalışıyor, toplum kendini toparlamaya çalışıyor. Bir kendini kabul ettirme çabası var yine uluslararası sisteme. Bunun da bir parçası olarak böyle diplomasi yoluyla ya da var olan uluslararası kurumlar çerçevesinde, var olan uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etme isteği ve ısrarı var. Dediğim gibi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş gerçekten çok önemli bir dönüşüm ve bu dönüşümün sonunda da bu temel üç ilkenin Türk dış politikasını çok önemli bir seviyede şekillendirdiğini görüyoruz. Ve uzun yıllarda bizim bugün işte geleneksel Türk dış politikası olarak tarif ettiğimiz dış politikada da bu üç ilkenin uzun yıllar devam ettiğini görmüş oluyoruz. Ben de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkürler. Değerli hocam çok teşekkürler. Özlem Hoca da çok önemli noktalara değindi. Bilhassa baştan beri üstünde durduğumuz bu devrim, devrimsel kopuş bu bir tarih yazımı ve bir felsefe problemidir. Yani burada acaba işte Althusser'in de söylediği anlamda bir ruptür, bir rupture söz konusu olur mu, olmaz mı? Yoksa bunun bütün kopuşlara rağmen bir takım alt akımlar olarak devamlılığı mevcut mudur? Bunun boyutları nedir? Bunu dış politika planında çok güzel, çok değerli görüşler ortaya koyarak belirledi, temellendirdi. Efendim, panelimizi tamamlamış oluyoruz. Ben de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı, hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Değerli hocalarımıza katıldıkları, bu çok önemli görüşleri bizimle paylaştıkları için müteşekkiriz. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılara, vakfımızın, mütevelli heyetimizin katılımcılarına Serdar Bey'i görüyorum, mütevelli heyet üyemiz. Kendilerinin ve diğer bütün yöneticilerimizin katılımlarına, değerli hocalarımızın, öğrencilerimizin bizimle birlikte olmalarına yürekten teşekkür ediyoruz. Daha nice Cumhuriyet Bayramlarına hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Tüm hocalarımıza değerli paylaşımlar için çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenimiz burada sona ermiştir. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyor. Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımızla tekrar kutluyoruz. Sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.